Yani şunun bilinmesini isterim. Çocukluğumdan bu yana, buradaki hemen hemen herkes beni tanıyordur. Tanımayan belki kardeşlerimiz de olabilir de sonradan tanıştığımız. Çocukluktan bu yana kendime ait olarak hissettiğim bir davanın içinde bugün bir aday adaylık açıklaması için geldik. Yani biz önce bizi ülke ocaklarıyla tanıştıran büyüklerimize gerçekten şükranlarımı sunarım. Allah razı olsun. Bizi o kadar doğru bir davanın içinde yoğurmuşlar ki bugün burada çok gururla durabiliyorum yani. Arkadaşlarımızla konuşurlarken dediler ki bir konuşma hazırlamayı düşünüyor musun? Dedim ki biz sadece yüreğimizdekini anlatacağız. Projelerimiz muhakkak ki olacak bize nasip olursa. Ama biz çocukluktan şuna inandırıldık ve bunu da gördük yaşayarak. Milliyetçi Hareket Partisi sadece Türkiye'de Türk devletinde değil, dünyada Türk devletinde değer gören bir parti. Milliyetçi Hareket Partisi belki bugün tek başına bir iktidara sahip olmayabilir ama tek bir neferi dahi olsa, mecliste dahi olmasa dünyanın çekinerek hareket edebileceği bir parti. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu sadece Türkleri savunmak da değildir. Milliyetçi Hareket Partisi dünyadaki bütün mazlumları savunacak bir parti. Dünyanın her yerinde görüyoruz ki zulüm var. Görüyoruz değil mi? Hepimiz görüyoruz. Yani garibana herkes yükleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi bunların da önünü kesebilecek bir parti. Biz tabii ki Selim Başkanım'ın da dediği gibi önce iktidarı burada alma, daha sonra daha yukarılara taşıyabilme hedefindeyiz. Çok şükür Rabbime, inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adaylığımızı açıklıyoruz. Sağ olsunlar Selim Başkanım da bize hem başkanlık hem abilik yapıyor bu süreçte. Bizden önce Osmanlıca daha çok hizmet eden abilerimiz oldu. Yıllardır da biz bu memlekette onların hizmetleriyle yaşadık. Hepsinden Allah razı olsun. Benim Osmancık halkına vaat edebileceğim en önemli şeyi söylüyorum. En büyük projemi söylüyorum. Benim samimiyetim. Osmancık'taki herkes benim ağzımdan çıkan sözün senet olduğunu bilir. Allah'ın izniyle varımla yoğumla, gecemi gündüzüme katarak, gece rahat uyumayacağıma söz vererek. Yani birisi aranızda gece yatıp Mithat sabah kalkmış diye duyarsa gelsin yüzüme tükürsün. İnşallah bu hevesle, bu aşkla Osmancık'ı geliştirmek için her türlü çabaya gireceğime söz veriyorum Osmancık halkına. Takdir büyüklerimizindir, partimizindir. Fakat şuna çok net inandım. Kişiler taraf seçer, kaderi Allah yazar. Yani biz burada gerçekten o ateşe su götüren karıncayız. Rabbim bizi nerede görecekse biz zaten oradayız. Başka bir yolumuz yok. Allah'ın yazdığı kaderi yaşayacağız hepimiz. O yüzden burada bulunup Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde bu açıklamayı yapıyor olmanın gururu bana zaten yetiyor. Aday olamazsam dahi bu gurur benim için bir ömür yetecektir. Teşekkür ederim.